şu an itibariyle başlatıyorum. Hazırlıklar tamamlandı ve yayın başlasın. Ee, bir numara ee, gidenlerden başlayalım önce. Beşiktaş'ın kadrosunu bir konuşmak lazım. Birincisi Wellington kimler gitti hemen çok kısa özetleyelim. Bir Wellington gitti. Pendik Spor'la Prensip Anlaşması da vardı hayırlı uğurlu olsun. İki Enkudu gitti. Adana Demirspor söylentileri var ama daha anlaşma yok sadece söylenti. Üç Delali gitti. Geri gelmeyecek bazen soruyorsunuz. Onun da cevabını vermiş olayım. 4 Atiba Atçınsın veda ettik. Onunla ilgili güzel belgesel hazırlıyoruz. E, ee, Atiba Atçınsın gitti. 5 Maxim gitti. Beşiktaş'ın e, geri alma talebi olmadığını belirtelim Beşiktaş'ın. 6 Tayfur Bingöl gitti. Aslında orada hoca kalabilir raporu verdi ama opsiyonu 1,5 milyon euro ve Beşiktaş'ta 1,5 milyon euro vermek doğal olarak istemiyor. O yüzden de onu da gidenler listesine koyalım. Tayfur Bingöl gitti. Ancak Alanya Spor bir 500 bin euro verirse, 500 bin euroyu kabul ederse Tayfur Bingöl'ün tekrardan Beşiktaş'a dönme ihtimali olduğunda belirtelim. 6 tane isim saydık. 7. isim Saiz. Onu stoper bölümünde anlatacağım. 8. isim Muleka. Onu da forvet bölümünde anlatacağım. Aslında görünürde 8 tane isimle Beşiktaş vedalaştı, vedalaşacak gibi gözüküyor. O yüzden de hani başkan bir toplantısı yaptı. 3 tane transfer yapacağız falan dedi. Orada sanırım bir belki 3 de yıldız demek istemiştir. Çünkü 8 tane oyuncunun gittiği yere üstelik bu kadar yedek kulübesi zayıfken 3 tane oyuncu falan alınmaz. Oraya Beşiktaş'ın ciddi bir bu sene ciddi bir takviye yapması lazım diye düşünüyorum. Şimdi kiralıklardan çok kısa bahsedelim ana transfer konumuza geçmeden önce Montero geri döndü. Hamburg'da beklenen veremedi. Hatta bayağı saçma kartlar gördü. Bayağı kötü performans sergiledi. O yüzden de Montero'nun geri döndüğünü ancak Beşiktaş'ın Montero'ya devam etmeyeceğini belirtelim. O yüzden de Montero gelecek sezonda Beşiktaş ya kiralayacak ya da satmaya çalışacak. O bilgiyi sizlerle bir paylaşayım öncelikle. Bunun dışında Emre Can uzun an Antalya Spor'da oynadı ve Antalya Spor memnun aslında oyuncudan ve kalmasını istiyor. Tabii ki maliyeti yüksek bir oyuncu. Bonservisinin yarısına ciddi para verildi Montero'nun. O yüzden de, pardon Emre Can'ın. O yüzden de Antalya Spor nasıl bir teklif yapacak Beşiktaş ona bakacaktır mutlaka. Ancak maliyeti yüksek o yüzden de sanki kamp görecek gibi gözüküyor Emre Can uzun anda. Yani 8 tane giden var. Montero geri dönüyor ancak devam etmeyecek. Emre Can geri dönüyor. Devam etmeyeceğine Şenol Güneş kamptan sonra devam karar verecek. Ama Antalyaspor'un talip olduğunu oyunca söyleyelim. Kartal, Kayra, Yılmaz yine sorulan isimlerden bir tanesi. Bence yine kadroda kalması zor diye düşünüyorum. Ümraniye gol atamadı. 2 tane asisti var sadece. Ee, Alt ligdeyken Ümrani Spor o takımın yıldızıydı Ancak Süper Lig'de o yıldız kategorisine Kartal Kayra Yılmaz giremedi e, Ümraniyespor'da Spor'da yıldız kategorisine giremiyor Sanki Umut Dayır örneği var oradan tahammülü takımı yükseldi Ben Kartal Kayra'nın da kampa gelse de Beşiktaş kadrosunda olmasını biraz zor diye düşünüyorum Siz sormadan 3-4 tanesi var Hasiç, Bilal Ceylan, Atakan Üner, Kerem Kalafat birçok isim var Hiçbirisi açık konuşalım parlak bir performans gösteremedi. O yüzden de ben bu arkadaşların, ben bu kardeşlerimin de Beşiktaş'ta gelecek sezonda e, forma giyebileceğini düşünmüyorum. Çünkü hiçbirisi a, hani çok oyuncu var diyorsun, genç diyorsun ama Beşiktaş seviyesinde mi bunlar? Bence ne yazık ki Beşiktaş seviyesine çıkamadılar. Ersin Destanoğlu sormuş FLC Futbol gördüm. Ersin Destanoğlu kendine... Kulüp bakıyor ayrılmak istiyor çünkü birinci kaleci olmak istiyor. Belçika'dan bazı teklifler olduğu konuşuluyor. Ersin giderse bile şunu söyleyebilirim. Beşiktaş kaleci transferi yapmayacak gibi gözüküyor. Yedek kaleciyle Emre ile devam edecekler gibi gözüküyor. Bunlar şimdi Beşiktaş'ta gidenler ve kiralık olarak gelip tekrardan forma giyemeyecek olanlar. Hasiç'i az önce söyledim Beşiktaş değerlendirmeyecek çünkü Hasiç gittiği yerde bir türlü o performansı sergileyemedi. İki tane de ciddi sakatlık var. Bunu niye söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. Bu sakatlıkları transfere bence etki edecek. Birincisi Tayyip Talha'nın dönüşü ne yazık ki Kasım ayını bulacak gibi gözüküyor arkadaşlar. O, o bir problem. Yani Kasım ayı ciddi bir e, süreç demektir. O yüzden de e, bir yani bir Kasım'ı bulacak gibi. O yüzden oraya stoper şart. İkincisi Cenk Tosun ne yazık ki kampı kaçıracak. O da Eylül Ekim olabilir. Bu iki sakatlığında transfere etki edeceğini söyleyebilirim. Tüm bu hikaye kapsamında tüm bu gidenler işte sözleşmesi bitenler kiralık dönenler falan tüm bunları hesapladığımızda planlamayı sizlere şu anda açıklıyorum arkadaşlar. Aldım net bilgi. 1- iki tane stoper alınacak. 2- bir tane altı numara alınacak. 3- bir tane on numara alınacak. 4- bir tane sol ön alınacak. 5- bir tane forvet alınacak ee, ama benim görüşüm yedek kulübesinde güçlenme, güçlendirilme şartını düşünerek benim görüşüm Beşiktaş'ın bu sene en az 7-8 tane transfer yapacağı yönünde. Ben aslında her yıl böyle 10 tane, 15 tane, 20 tane transfere karşıyım ancak mevcut kadro bu transfer bu sayıyı ne yazık ki hak ediyor. O yüzden de ben ciddi bir e, 7-8 kişilik bir Transfer listesinin olduğunu ve iyi oyuncular yani 7-8 tane transfer yapılacağını, iyi oyuncu alınmaya çalışılacağını söylüyorum. Ee, şimdi başlayalım ne olduğuna Beşiktaş'ta transfer gündeminde. Beşiktaş öncelikle o şu bilgiyi verelim. 2 tane stoper transferi yapacak o yüzden de çok fazla stoper ismi çıkıyor. Niye 2 tane? sayısı çok kısa burada değinmek lazım. Roman sayısı Beşiktaş ikna edebilmiş değil. Sayıs ayrılmak istiyor arkadaşlar. Bunu yönetime de, teknik kadroya da bildirmiş vaziyette. Şenol Güneş aslında oyuncunun kalması yönünde bir isteği var ama tabii ki Sayıs şunu söylüyor. Sol tarafa kolye alındı. Sağ stoper bakıyorsunuz. Hoca kolyeyi daha fazla oynatıyor. Ancak... E ben kaldığımda yedek kalacağım. Ben yedek kalmak istemiyorum. Fas milli takımının kaptanıyım ben. O yüzden de e, ve belli bir piyasam da var, belli bir yaşıma var. Ben beşiktaş yedek oturmak istemiyorum. O yüzden de gitmek istiyorum." dedi Roman Sais. Şimdi Sais'in durumu enteresan bir durum. Hoca evet kalmasını istiyor ama bir yandan da görüntü hakikaten de yedek kalacak gibi gözüküyor. Çünkü sağa iki tane stoper alınıyor. Sola e, Omar Kolie'yi hoca tercih ediyor. O yüzden de Sais bu durumda yedek kalmamak için gitmek istiyor. Tabii ki oyuncunun bu arada sözleşmesi devam ediyor Beşiktaş'ta. Yani Sayış Beşiktaş gitmeyeceksin derse Sayes kalır. Ama e, gitmek isteyen oyuncuyu, mutsuz oyuncuyu tutmak iyi bir şey mi? Çok emin değilim. Yani orada da Beşiktaş yönetiminin ben yani bence. Ee, gitmek isteyen oyuncuyu tutmamak doğru bir hareket Yani Sayes'in kalması burada arada Sias bence eldeki bütün stoperlerden daha iyi stoper ama Artık onu ikna edilemez halde ise Sayes'in gitmesi de normal O yüzden de o da gitmek istiyor O yüzden de Beşiktaş iki tane stoper alacakmış gibi gözüküyor Şimdi en çok konuşulan adaydan bahsedelim Daniel Amarti 7 yıl Leicester City Formasını giydi Şu anda boşta 28 yaşında Premierlik şampiyonluğu var, İngiltere kupası var, İngiltere süper kupası var, daha önce Danimarka şampiyonluğu var ve hocanın da onay verdiği, hocanın da alınmasına tamam dediği, beğendiği isimlerden bir tanesi. O yüzden Beşiktaş Daniel Amert konusunda teklifini yapmış, resmi teklif yapmış durumda. Oyuncuya verilen bir para var, oyuncunun kararı bekleniyor. Yaklaşık 2 milyon euro herhalde civarında, tam rakamı söylemeyeyim ama e, oyuncu için teklif yapılmış vaziyette ve Amartin'in e, burada kararı bekleniyor. Bu karar doğrultusunda e, o da Beşiktaş forması giyebilir. Biliyorsunuz normalde uzun yıllar ön libero oynayan bir isim. Bu da önemli çünkü 6 numara hem 6 numara oynayabiliyor hem stoper oynayabiliyor. O yüzden de bu tabii ki ciddi önemli bir avantaj. Bu arada... Arada yorumlara da bakıyorum yoğun bir Ramos ismi soruluyor. Neden soruluyor bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Daha önceki işte Twitter'da, Instagram'da, işte TikTok'ta vesairede Kante'yi soruyordunuz. 100 milyon euroya gitti. Şimdi çok kariyerli oyuncuların Türkiye'ye gelme hikayesi sanki biraz sona erecek. Arabistan devreye girmiş vaziyette. Arabistan devlet politikası olarak futbola destek kararı verdi ve bu yüzden de çok anormal paralar harcıyorlar. Şimdi Kante'yi alabilir miyiz diyorsun. 100 milyon euro veriyor. Sergio Ramos için de yine çok büyük 30 milyonlar 40 milyonlar konuşuluyor bu arada. Ona teklif gittiği konuşuluyor. Sergio Ramos'unda. da futbolu Sevilla'da bırakmak istediğini kendi çevresinde söylediğini İspanya basını yazdı. O yüzden de Beşiktaş'ın Sergio Ramos'la ilgili herhangi bir durumu söz konusu değil. Kim yazıyor, neden yazıyor bilmiyorum ama böyle bir durum söz konusu değil. Böyle bir bütçesi yok. Yani bir tara adam eğer para kazanmak istiyorsa Türkiye'ye gelmez zaten. Arabistan'a gider. O yüzden de daha somut isimler üzerinden gitmeyi ben tercih ediyorum. Ramos geliyor desem biliyorum ki 500 RT, 1000 RT falan alacağım ama öyle bir durum söz konusu değil. Etkileşim içinde boşu boşuna yalan yanlış isimleri söylememek lazım. Ee, şimdi Amarty'de Beşiktaş çok ciddi şekilde ilgileniyor. Oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. 6 numara oynaması önemli. O yüzden de kıymetli. Umtiti'yi soranlar var. Şimdi Umtiti e, biliyorsun sol stoper yani stoper. Ve şu anda Beşiktaş'ın elinde elden çıkartmaya çalıştığı Sais var. Montero var. Emre var. Yani öncelik zaten olmazdı. Öncelik sol stoper olmaz diye tahmin ediyorum Beşiktaş'ın. Önce bir sağ stoper almak zorunda. Çünkü Beşiktaş'ın elinde şu anda sağ stoper yok. O yüzden de Amart ismi çok önde. Onu bir söyleyelim. Bir diğer çok fazla gündemdeki isim Yermina. Ee, Mina'nın ki benim beğendiğim bir stoper ancak Yermina'nın listede olmadığını söyleyebilirim. Daha doğrusu listede var ama en arkalarda ve çok fazla istenilen bir isim konumunda değil. O yüzden de Yermina'nın Beşiktaş gündeminden çıktığını söyleyebilirim. Bunun dışında üçüncü bir diğer stoper adayı yine teması geçirmiş bir isim. Tormena bu da hocanın beğendiği, hocanın izlediği ve onay verdiği isimlerden bir tanesi Tormena. 27 yaşında Brezilyalı biliyorsunuz Braga'da sözleşmesi 2024'te bitiyor. Braga'ya bir teklif yapılacak. Oyuncuya bir teklif yapılmış vaziyette. Tormena da ciddi adaylardan bir tanesi onu da belirtelim. Ee, yani Tormene ve Amarti üzerinden ki ikisi üzerinden Beşiktaş bir transfer harekatı sürdürüyor ama Fransa üzerinden de bir e, hareket olacak gibi gözüküyor. Bu arada bir soru geldi bir şey sorusu Mustafa yok soru sormamış. Bir teşekkür gibi bir şey atmış sağ olsun. Bazen sorular geliyor onları da kaçırmamak için bakıyorum. Süper teşekkürlerden gelen sorulara tabii ki bakıyorum. Ee, şimdi bir diğer önemli nokta 6 numara Redmond'a değineceğim. E, 6 numara çok kıymetli durumda Beşiktaş için. Çünkü orayı doldurması lazım Beşiktaş'ın. Ve Kondogbia Beşiktaş'ın hayali, isteği, rüyası Kondogbia. oyuncu çok fazla almak istiyorlar. Ancak burada Atletico Madrid'in yaklaşık 5-6 milyon euroluk bir isteği var. Ee, bu olur mu? Beşiktaş bunu verir mi? Beşiktaş bütçede böyle bir yer açar mı? Bana kalırsanız açması lazım. Yani oyuncu Atletico Madrid işte 5-6 milyon euro istiyor. Oyuncunun kendisi 3 milyon euroya yakın istiyor. Beşiktaş yine bir limit belirlemiş vaziyette. Bu limite göre bu oyuncu alması zor. Ama bana kalırsa ben Beşiktaş'ın artık bu limitleri yukarı çekmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü sadece yani bu limitlerle Galatasaray'la Fenerbahçe'yle başa çıkması çok zor. O yüzden de ben Beşiktaş'ın bir kondogbiye için fedakarlık yapıp bütçede artık neredeyse o planlama neyse... Kondogbia için Beşiktaş'ın ciddi bir artık hamle yapması gerektiğini düşünüyorum çünkü önemli bir oyuncu Beşiktaş'ın bence alması gereken bir oyuncu kıymetli bir oyuncu Beşiktaş'ı istiyor bu arada ee, bir yıl sözleşmesi var. Eğer geride kalmak istemiyorsa yani rakibinde senin işte ne bileyim Torelli varsa sen de Kondogbe'yi alacaksın ki e, ona karşılık verebilesin. Bence 30 yaşında bir oyun. Kondogbe 30 yaşında diye hatırlıyorum. 30 yaş gayet iyi, iyi bir yaş. Bu tarz oyuncular en az 34-35'e kadar üst düzey oynuyor. O yüzden de ben Beşiktaş'ın bir, bir, nevi, bir şekilde pazarla oturup Kondogbe'yi alması lazım diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın teması geçtiği, fiyat sorduğu, bu fiyatları öğrendiği oyunculardan bir tanesi Kondogbia, o yüzden de e, bence bana göre e, alınması gereken isimlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Kondogbia'nın bir tweet attım bu arada, o tweet'i de gönderip tekrardan devam ediyorum muhabbete. E, notlarımı açayım. Kondogbia'dan sonra tabii ki şunu bir kapatalım. Kondogbia'dan bahsettik. E, bir başka yine gündeme gelen 6 numara ki bunları tabii ki Beşiktaş'ın yöneticilerine, profesyonellerine sorarak bunları anlatıyorum. Bir başka temasa geçilen isim de Alexis Beka. Tabi Beka Beka'yı bonservisiyle almak çok da kolay iş değil. 22 yaşında Fransa Ümit Milli takımında e, yüksek paralar konuşuluyor. E, kulübü satmaya meyilli ama yüksek rakamlar istiyor. Onlar 12'ler 15'ler Beşiktaş 15 şunu veremez diye tahmin ediyorum. Ancak çok iyi bir oyuncu potansiyel olan bir oyuncu. Bir kiralama durumu Alexis Beka, Beka içinde olabilir. Çok çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Ee, ama bir senelik Alexis Beka, Beka kiralamak mı? Kondogbia mı? Tabii ki Kondogbia. Yani satın almak Kondogbia'yı daha mantıklı. Ee, Evet biri 22 yaşında biri 30 yaşında ama 22 yaşında çok iyi oynayıp da gitme durumunu düşünmek lazım. O yüzden de ben açıkçası beka, yani Kondog Bey'i bir adım daha sanki önde görüyorum ama param varsa tabii ki e, bu bütçem varsa bu e, ya böyle para verebiliyorsan elbette e, ben de Alexis Beka, beka tercih ederim. Orta saha için yine bir çok konuşulan isim ben de yeni analizini yaptım. Manuel Lanzini şu anda boşta. Kulübü bırakmış vaziyette. Ülkesine döndü. Tatilde Arjantin'de onun da menajeriyle bir muhabbet edebildik. Arjantin'de ve gelen teklifleri değerlendireceklerini düşünüyorlar. Lanzini'ye de Arabistan'dan teklifler olduğu haberlerini aldım. tabii şimdi Lanzini biraz daha Beşiktaş'ın temkinli yaklaştığı bir isim. Çünkü son 2 senedir Beşiktaş'ın başına ne geldiyse bana göre 10 numaralardan geldi. Yani planlamanı... Forvet'in arkasındaki adama göre yapıyorsun. Bakın Beşiktaş'ın şampiyonluklarına Talişka'nın payı büyük. Sosa'nın payı büyük. Şimdi on numara çok önemli mevki. İki senedir ne yaşıyor Beşiktaş? Önce Alex Teixeira orada yapamadı. Sonra Delali orada yapamadı. İkisi de düşüşte oyuncu. ikisi de 30 yaş civarı oyuncu. Şimdi Lanzini'ye baktığımızda o da düşüşte bir oyuncu. O da e, 30 yaş civarı bir oyuncu. Aslında Beşiktaş'ın getirdiği son iki on numaraya tipoloji olarak bayağı benziyor. O yüzden de Lanzini konusunda listede mi? Listede. Ee, soruldu mu? Soruldu. Ancak Lanzini'nin ben çok fazla en önde olduğunu düşünmüyorum. Düşünmek de <laughs> istemiyorum. Bilgi aynı zamanda bu. En önde değil. Yani listemizin başına Lanzini var onu almak istiyoruz diye bir durum söz konusu değil. Bir soru geldi o soruyu da bir göreyim. Ee, kim sormuş önce? Mustafa Ali Hatırlı sormuş. Kuvarejma gelecek mi? Kuvarejma e sorusu çok fazla var bu arada. Ee, Kuvarejma ile ilgili çok fazla soru var. O soruya cevap vereceğim. Bu arada acayip hızlı akıyor sorular. Ragnar'ın da bir sorusu var. Piyaniç mi soruyor? Piyaniç gibi balonlar gelmesin demiş. Yorum yapmış. Ee, o yüzden de Lanzini konusunda biraz Beşiktaş'ta tam böyle alalım süper falan modunda değil. Ama listedeki oyunculardan bir tanesi. Çünkü Şenol Güneş 10 numara istiyor. Yani orada ince işler yapabilen bir 10 numara istiyor kimi sormuştunuz? Korejme'yi sormuştunuz. Tekrardan Korejme konusu aslında buradan çok açmayacaktım ben ama Korejme arkadaşlar 40 yaşında ve artık gelme ihtimali yok. bir jübile maçı olursa Beşiktaş port arasında bir jübile maçı olur. Orada bütün babalar, pepeler, Ronaldolar Korejme'ye veda için gelir. Çok da havalı, çok da güzel bir maç olur ve Beşiktaş Kolejman bu jübeleyi hak etmiştir. Beşiktaş'a verdikleri nedeniyle ancak Kolejman'ın gelip aktif olarak oynama ihtimali yok arkadaşlar. Ee, yani Beşiktaş'ın en azından transfer planlamasında e, Ricardo Kolejman'ın olmadığını bir kez daha sizlere tekrarlayayım. Çünkü kendisi artık 40 yaşını 40 yaşına gelmiş vaziyette ve e, son zaten işte alt liglerde bile Portekiz'de oynayamadı. Zorlandı. E Kasımpaşa'ya gitti oynayamadı. Zaten o artık yorulmuş vaziyette. O yüzden de ben Ricardo Quaresma'nın ben buraya geleceğini Beşiktaş'ın daha doğrusu böyle bir transfer yapacağını düşünmüyorum. Onu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Bu Quaresma konusunu bana soruyorlar. Ben şaka zannediyordum. Çok ciddi şekilde soran var. Yani maça gittiğim zaman da sokakta da görenler Quaresma'yı soruyor. Çok büyük bir sevgi var Ricardo'ya. Elbette doğaldır. Ben de çok severim kendisini ama Artık 40 yaşında ve <laughs> Gandalf'in Paskanlığıma gelecek mi yazmış? Pascanuma yaşında olmasa bile e, yaşı var artık ve oynayabilecek durumda değil. O yüzden de kovajmanın gelmeyeceğini bir söyleyelim. Ee, şimdi Beka Beka dedik, Lanzini dedik, Kondogbia dedik, birçok isim dedik, birçok isim söyledik ve bunların hepsi çok fazla konuşuldu. Aslında tüm bu konuşulan isimlerin Yanında Klasen'i sormuşsunuz. Klasen de Beşiktaş'ın gündeminde olmayan bir isim. Onu belirteyim size. Ee, sordum bunu birinci ağızdan. Yani Klasen ismi gündemde değil. Ee, şimdi bir isim var. Bütün bu sayılan Lanzini'den, Kondogbia'dan vesaireden daha alınabilir, daha olabilir. Daha Beşiktaş'a sıcak bakan, daha gelmeye sıcak bakan, daha e, gündemde daha sıcak olan bir isim var aslında kim tahmin ediyor musunuz bilmiyorum adı da çıktı tabii ki. Ancak bu ismin diğer isimlerden biraz daha önde olduğunu, diğer isimlerden biraz daha hazır olduğunu gelmeye söyleyebiliriz. kimdir o isim? Bakalım hemen almışız notlarımızın arasında. Tabii ki Kuzeyev. Şimdi Kuzeyev ile ilgili Beşiktaş'ın bir girişimi var. Bon servisi kulübüne biliyorsunuz Zenit de oynuyor. Bon servisi Kuzunun evet Kuzu diyorlar. Kuzunun bon servisi sorulmuş vaziyette. Eee listenin bayağı bir başında yer alıyor. Beşiktaş'ın eee düşündüğü, almak istediği e, bir isim. E, hoca Şenol Güneş tamam derse bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Kuzeyev enteresan bir oyuncu. Kuzey bu anlattığımız Lanzini gibi işte Sosa gibi o tarzda bir oyuncu değil. Biraz daha e, nasıl anlatayım Lampard tarzı bir oyuncu. Yani fiziğini kullanan e, şutu iyi olan, araya koşu atan, e, deparı olan falan gücü olan enteresan bir 8-10 karışımı bir oyuncu. O yüzden de biraz daha bir çıkışın oyun şekli Yani Redmond varken ki Redmond'u orada oynatacağız zaten. Redmond'la beraber orayı kapatırlar diye bir düşünce de var. O yüzden de Kuzey ile ilgili de Beşiktaş'ın bir e, isteği olduğunu yani oyuncunun Lampard gibi tam böyle Lanzini tarzı minik çalımlar atan işte ne bileyim araya bırakan değil de biraz Lampard-Gerard tarzı ikisinin karışımı yazmış bir arkadaş doğru o tarzda bir oyuncu e, Zenit oyuncusu Zenit'in biliyorsunuz reklam şeyi Gazprom ona da değiniriz az sonra e, sponsorları. O yüzden de oyuncu ile ilgili bir gelebilme ihtimali var. Diğerlerine göre daha yüksek. Yani Beşiktaş 4-1-4-1 orada gördüm 4-1-4-1 oynarsa. Yani be, benim düşüncem şu. Savunma önlerinde Kondogbia. ileride Getson. Solunda işte orada kimi oynayacağı önemli. Biraz bu tarzda bir e, transfer de Beşiktaş yapabilir. Ama Beşiktaş'ın tabii ki burada hocanın onayı lazım. Ama Beşiktaş'ın mevcut orta sahalarından en önemli isim e, olabiliriz en önemli isim olduğunu söyleyebiliriz. Yusuf sormuş Galatasaray modeli uygulanmayacak sanki diyor. E görüntü uygulanmayacak. Yani Galatasaray'ın izlediği yol Icardi'yi getir, Mertens'i getir, işte Ceko, Fenerbahçe'ye Ceko'yu getiriyor galiba. Ceko için çok uğraşıyorlar. O tarz bir transfer gündemi yapmayacak gibi gözüküyor. Bir tweet de attım. Hani herkes çilek soruyor. Coutinho gelir mi? James Rodriguez. Bunların hepsini soruyoruz. Yani James Rodriguez'in gelme ihtimali yok. İşte Coutinho'nun öyle bir durumu söz konusu değil. O yüzden de ee, o beklediğiniz işte Di Maria mı işte ne bileyim e, Ceko mu? öyle önde çok kariyerli, çok güçlü, o tarz bir oyuncudan çok biraz daha Kondogbia tarzı, biraz daha Kuzeyev tarzı oyuncular gelecek gibi gözüküyor. Ortada şu anda bir sizin hayal ettiğiniz böyle büyük bir yıldız oyuncu yok. Ha bu kadroda bu arada. Yani az önce bahsettim. Şimdi e, Abu şimdi şöyle anlatayım size. Çok büyük star getirmedin ama şunu getirdin, e, Kondogbe'yi koydun arkaya, arkada işte Amarti'yi koydun, Koli var, Kondogbe'yi önlerine koydun, Gesso'nun yanına Kuzeyev'i koydun, e, sola rebiçi aldın, ileriye bir de Abubakar'a destek, Cenk'e destek, bir forvet aldın. E, sağda Gezal iyi bir şimdiden hazırlıklara başlamış vaziyette. Böyle bir durumda kötü kadro değil bu mesela arkadaşlar. Burada da haksızlık yapmamak lazım. Ama şu anda mevcut sistemde mevcut durumda böyle bir yıldız oyuncu gelmeyecek gibi gözüküyor. Yani yıldız dediğimiz bu arada bana göre Kondoglu'ya yıldız bu arada onu da söyleyeyim. Ee, devam edelim arkadaşlar. Ee, sol ön yine çok önemli ve ee, e anlattık. Sol ön kim olacak? Beşiktaş'ın bence enkudusu osubusu çok sıkıntı Babel'den sonra çok sıkıntı çektiği bir yer sol ön. Getson'a değineceğim. Getson sorusunu gördüm. Getson'a değineceğim. Sol önde yine en önemli isimlerden bir tanesi Anterebic. Bana göre çok iyi oyuncu. Bana göre çok e, klas oyuncu. Ve ben şunu düşünüyorum ki şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Beşiktaş'ın transfer planlaması şuna göre şunu da hesaplanıyor. Abu Bakar ve Cenk Tosun ikisi muhteşem. İkisi çok iyi oynuyor. İkisi çok iyi anlaşıyor. Ama İkisi de çok kıymetli, çok değerli oyuncular ama şu gerçeği arkadaşlar kabul etmek lazım. İkisinin de sakatlık potansiyeli var. İkisi de ağır sakatlık geçirmiş vaziyette. O yüzden Beşiktaş şunu diyor. Ben 9 alacağım ama alacağım 9'u pardon ben sol önü alacağım ama alacağım sol önü forvette de oynatabilmeliyim. Yani işler sıkıştığında Cenk, Abubakar ortada olmadığında ben bir sol öndeki oyuncum benim aynı zamanda golcü olsun istiyor Beşiktaş. O yüzden de Ribic ismi gündeme geldi. bon servisi soruldu. Teklif yapıldı. Cevap bekleniyor. Zor bir transfer olsa da ben kıymetli bir isim olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok net bir forvet oyuncusu da forvetle oynayabiliyor. Frankfurt'taki performansını hatırlayanlar bilir. Milan'da Milan'da yine sol önde ağırlıklı oynadı ama Milan'da da ön tarafa atıldığı zaman gol atabilen bir oyuncu. O yüzden de ben çok fazla önemsiyorum. İyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ee, net bir net bir hücumcu olduğunu düşünüyorum. Yani sol öne Beşiktaş forvet oynayabilecek sol ön oyuncusu arıyor. için ki Remiş biraz da agresif bir oyuncu biliyorsunuz. Yani aynı zamanda sert bir oyuncu, biraz kavgacı bir oyuncu. Taraftarla çok diyaloğa giren bir oyuncu. Taraftarın seveceği çıkar böyle yumruk şov yapar, gol atar. Şeylere demirlere falan tırmanır. O, o, o tarzda bir oyuncu. Bir de büyük bir kariyer tabii ki. Yani izleyin maçlarına meşhur Frankfurt Bayern Münih maçı var. Frankfurt'un Bayern'i kupada finalde elediği maç iki tane atıyordu. Yani Rebic iyi oyuncu. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Beşiktaş almak istiyor oyuncuyu. Ee, olursa çok ciddi katkı sağlar diye düşünüyorum. Karl Toko Enkam Ekambi e, ee, yine Beşiktaş'ın istediği oyunculardan bir tanesi. Bana göre yine çok kıymetli, çok özel oyunculardan bir tanesi. Rebic mi, e, Ante Rebic mi, Karl Toko Ekambi mi? Çok zor soru mesela. Çünkü ikisini de ee, çok beğendiğim, çok önemsediğim e, benim çok beğendiğim oyuncular Beşiktaş'ın oyuncu içinde yoklama yaptığını, oyuncunun hatta e, oyuncunun gelme ihtimalinin, Beşiktaş'a gelme ihtimalinin çok düşük olmadığını söyleyebilirim. Ee, Oyuncuyla bir temas kurulmuş vaziyette. E, bir rakam konusunda, maaş konusunda bir sıkıntı olmayacak gibi gözüküyor. Şimdi buradaki en önemli soru şu. Bu oyuncu değerli bir oyuncu. Bu oyuncu 2 iki, iki sene önce 10 milyon, 12 milyon eurolar falan verilmiş. Bu oyuncuyu neden Lyon oynatmıyor Rene aldı Ve geldi şimdi yine oyuncuyu ya kiralama ya satma peşinde. Bu kadar iyi oyuncu yine geçen sezon da iyi oynadı. Bu kadar problemli oyuncuyu Lyon niye bıraksın diye soracaksınız. Ben de aynı soruyu sordum. Orada enteresan mesela yeni öğrendiğim bilgi var. Lyon taraftarıyla Ekambi arasında problemler oluşmuş vaziyette. Taraftarla bir e, küfürleşme olayı, taraftarla bir tartışma, taraftarla bir kavga olayı olmuş. Ve Lyon'da oyuncu, istenmeyen oyuncu hale gelmiş. Bu tabii ki bir avantaj çünkü e, bu oyuncuyu hani bonservissiz çıkarsa Beşiktaş 100, hani çok büyük ihtimalle Beşiktaş alır diyorlar. E, e Valla bonservissiz çıkarsa değil bence 3 milyon 5 milyon verip almak lazım. Eğer yani oyuncudan Lyon kurtulmak istiyorsa Lyon taraftarı ben bunu istemiyorum diyorsa bence e, oyuncu almak lazım. Bunun bir videosunu yapacağım ben bu arada. Ekambi bayağı iyi oyuncu. Ekambi Türkiye'de Abubakar'ın da çok biliyorsunuz istediği bir oyuncu. Abubakar'ın da destek attığı bir oyuncu. Beğendiği bir oyuncu. Ekambi çok ciddi fark yaratır Türkiye'de. O yüzden de şimdi ben Rebic, Rebic çok beğenirim. Rebic hayranıyım ama Ekambi mi Rebic mi çok aradayım ben. Yani çok böyle direkt şu direkt bu. Söyleyemem. Noah Lang'i soruyorsunuz. Öyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Onu da sordum. Lang'in gelme ihtimali söz konusu değil. Çünkü çok yüksek bir rakam var. Çok yüksek bir fiyat var. O yüzden de Lang'i boşuna sormayın. O bilgiyi de vereyim. Ama Toko'nun çok iyi bir oyuncu olduğunu, önemli bir oyuncu olduğunu söyleyeyim. Noah Lang'in olmayacağını bir kez daha belirteyim. Bunun dışında... E, Getson'a cevap vereyim. Getson sorusu geldi bu arada onu da gördüm. Getson Lazio muhabbeti çok fazla konuşuluyor. E, e, Lazio'nun 15 milyon euro gözden çıkardığı haberleri var. İşte İtalya'dan yine başka takımın iyi bir para verdiği ihtim verme ihtimali var. Birkaç haber gördüm. Getson ayrılacak gidecek kesin gidiyor falan tarzında bir haberler e, konuşuluyor Onlara cevap vereyim. Getson'un gitme ihtimali yok arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi tabii ki gitme ihtimali yok derken çıkarır biri 30 milyon euro 40 milyon euro verirse tabii ki Beşiktaş gönderir. Ama onun dışında Beşiktaş zaten %50'sini aldı. Ve %50'sine 6 verdi. O yüzden satıcı rakamın %50'sini e, verecek Benfica'ya. Şimdi baktığınız zaman 20'ye satsa onu Benfica'nın onu kendisinin e, 4 milyon euro kar etmiş olacak Getson gibi bir oyuncudan. O yüzden Beşiktaş bunun hesabını yapıyor ve rakamı ben Beşiktaş'ın konferans liginde iyi bir Getson performansı göstertip Beşiktaş'ın oyuncuyu 25-30'lara satma planı var. O yüzden de bir e, gitme ihtimali Getson'un bu sene ayrılacak, gidecek, kalmak istemiyor falan tarzında bir ihtimal söz konusu değil arkadaşlar. Çok büyük bir rakam gelirse işte bir 20 milyon, 20 milyonu bile Beşiktaş kabul etmiyor. Bir 25-30-35 gelirse e, Tamam o zaman Beşiktaş belki okeyleyebilir ama şu anda Gesso'nun gitme ihtimali yok. Gesso'nu bırakma düşüncesi yok. <laughs> o yüzden de e, bir bu bir, bir soru, soru mu geldi arada çok da hızlı geçiyor. Muhammed Sağlam teşekkür ettim. E, burada bir soru daha var. Yerli transfer var mı? Kim sormuş onu? Mustafa Ali Atılı sormuş. Yerli transfere geliyorum. Getson sonuç itibariyle Getson e, Beşiktaş'ta kalıyor. Herhangi bir yere gitme ihtimali yok arkadaşlar. E, Redmond sorularına cevap vereyim. Redmond'la ilgili günden güne değişme ihtimali olsa da bu akşam itibariyle ile ilgili size bir oran vereyim. Yüzde %70 %70'e %30 gibi şu anda kalma ihtimali. Çünkü bazı umut verici gelişmeler var. Nedir o? Mesela kamp tarihini sormuş, kamp yerini sormuş, ne zaman İstanbul'a dönmek lazım gibi sorular sormuş. Eşi biliyorsunuz doğum yapacak ve eşi de İstanbul'da değil İngiltere'de çocuğu büyütmek istiyor. Ancak Redmond Türkiye'yi seviyor. Rakamda da anlaşmış vaziyetler. Bu arada İngiltere'den de çok iyi bir teklif, çok iyi demeyeyim ama Beşiktaş'ın 150 bin euro daha azına bir teklif var bir Premier premierlik takımından o teklifi de gördüm yani Beşiktaş 1.8 veriyorsa İngiliz takımı 1.650 veriyor öyle düşünün buna rağmen yani tabi aradaki fark düşük ama tabii ki eşi yüzünden buna rağmen orayı tercih edebilir eşi çok bastırırsa ama Redmond'un kendisine sorulduğunda Redmond kalmak istiyor niyeti kalacağı yönünde planlaması kalacağı yönünde o yüzden de ben Redmond'un şu anki görüntü verdiği hava izlenim Redmond'ın kalacağı yönünde. Ama tabii ki pazartesi salı iş biraz daha netleşir diye düşünüyorum Redmond konusunda. Yani daha %100 kaldı gitti vesaire diyemem ama arada Beşiktaş'ta bir 150-200 binlik fark var. O ikinci kulüpte iyi bir para vermiş gözüküyor. Beşiktaş kadar neredeyse para vermiş gözüküyor. Umut Meraş yine haberi çıkan oyunculardan bir tanesi. Eee devre arasında MLS'den Amerika'dan teklif geldi 750 bin euroya Umut Meraş'a. Tabi adam yoktu ve boşluk vardı. Masuak oynamadığında kim oynayacak sorusu vardı. Göndermediler. Şu anda bir teklif yok. Teklif gelirse Beşiktaş Umut Meraş'ı değerlendirecek. Ama herhangi oyuncuya bir teklif olmadığını söyleyelim. Noel Yenge cevap verdik. Olma ihtimali yok arkadaşlar. Hames Rodriguez çok fazla sorulan isimlerden bir tanesi. Olma ihtimali yok. Enes Tepecik yine Rapid Wien'in genç oyuncusu, Türk oyuncusu gelecek edecek vesaire öyle bir merak da yok, öyle bir ilgi de yok onu da e, belirteyim. Yerli kim olacak? Yerli var mı? Yerli olma ihtimali var mı? Türk işte sonuçta Beşiktaş'ın Türk oyuncu konusunda bence biraz kalite problem problemi var diye düşünüyorum. Kalitesiz asla demiyorum. Kötü oyuncular asla demiyorum. Cenk çok kıymetli. Salih çok kıymetli. E, Mert çok kıymetli. Tayyip önemli oyuncu. Kıymetli oyuncu ama ya böyle daha milli takım oyuncusu, daha böyle fark yaratabilecek oyunculara ihtiyacı var. Var mı öyle oyuncu? Çok fazla yok. Ee, kim olabilir diye tabi sorular geliyor çok fazla. Ee, Beşiktaş büyük bir ihtimalle, ben gelecek sezon Halil Dervişoğlu Beşiktaş forması giyelse şaşırmam. Resmi olarak Beşiktaş'ın ilgilendiği, teması geçtiği, Şenol Güneş'in beğendiği, Şenol Güneş'in önemsediği, istediği oyunculardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Yerli takviyesi olarak iş sıkıştığında forvet takviyesi olarak e, Halil Dervişoğlu'nu Beşiktaş istiyor. E, bir tabii ki 11 oyuncusu mu? Yani aslında çok büyük potansiyeli var ama bir türlü kendini göstermedi. Ben açıkçası çok beğendiğim bir oyuncuydu. Ancak çok da beklenileni bir türlü veremedi kariyerinde. Ama Şenol Güneş'in önemsediği, istediği bir oyuncu kanat Forvet oynayabiliyor. 4-4-2'nin yan tarafında oynayabiliyor. O yüzden de Beşiktaş Halil Dervişoğlu konusunda bir teması geçmiş vaziyette. Oyuncu sıcak bakıyor. Oyuncu Beşiktaş'a gelmek istiyor. Yani Rebiç veya işte Ekan bir solda olacaksa forvet oynayabilecekse yine Halil Dervişoğlu'nun forvetli bir seçenek olması bence kötü fikir değil. Taraftarın çok böyle o süper falan demediğini görüyorum, okuyorum şu anda ama ben kötü bir Yedek, yedek kulübesine baktığınızda arkadaşlar şu haksızlığı yapmayın. Yedek kulübesine baktığınızda bu sene Şenol gün sadece Tayfur oynattı son 10 maçta ya. Beşiktaş'ın yedek kulübesi zayıf bir yedek kulübesi. Yani son 10 maçta bir tek Tayfur sokulur mu oyuna? Oraya bir orayı biraz canlandırmak lazım. Oraya birkaç Türk koymak lazım. Şimdi şunu atlıyorsunuz. Cenk sakatlandığında bir yerli sokmak lazım. Kimi sokacaksın? Yerli forvet var mı? Umutlayır diyorsunuz. Umutlayır'a Fenerbahçe teklif yaptı. Umut Dayı'yla Fenerbahçe görüşüyor. Orası olmazsa belki sekebilir Beşiktaş'a. Ama şu anda Fenerbahçe'nin çok fazla gündeminde. O yüzden biraz yani yedek kulübesini yok saymak. Yedek kulübesini, ya yani ne olacak? Yedeğimi, yani yedeğe mi oyuncu alıyor cümlesi var ya. Çok yanlış bir cümle bana göre. Yedek kulübesi birçok maçta Galatasaray'ın kurtarıcısı oldu. Fenerbahçe'nin kurtarıcısı oldu. Beşiktaş bunu yaşayamadı. O yüzden ben yedek kulübesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Redmond'u az önce anlattım. Bu arada soru geldi ama. Bir kez daha bakayım. Kim sormuş o soruyu? Ramazan Redmond'a anlattım. %70'e %30 dedim. Pazartesi ya da salı netleşecek gibi gözüküyor ama gelme, kalma ihtimali daha yüksek diye görüyorum. Bu arada çok eski yani konuştuğumuz konuları sormaya devam ediyorsunuz. Videoyu silmeyeceğim. Videonun başına giderek onları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında kim var başka? Halil Dervişoğlu konusunda ha, iyi bir ya yedek olabilir mi? İyi bir yedek. Ben açıkçası mesela Beşiktaş maaşı yüzünden Borin'den vazgeçmişlerdi. Ben Borin'in de alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani yedek kulübesinde olabilecek bir Borin'i kötü mü arkadaşlar? Bu kötü rakam, kötü oyuncu değil. Talişka konusu çok fazla konuşuluyor. E, Talişka ile ilgili şöyle bir durum var. Maaşı 8 milyon euro. Bonusları var işte 2 milyon 3 milyon euro. Devre arasında Beşiktaş bir gelir misin diye sordu. Aynı parayı verirseniz gelirim dedi ve kulübümle anlaşırsanız tabii ki. Yani Beşiktaş şu anda bir işte Kondogbi'ye mesela 3 alıyor. Beşiktaş ya biraz pahalı oyuncu falan diyor. Arkadaşlar şimdi 3 milyon euro vermeye zorlanan bir bütçe var sonuçta. 3 milyon euro belki zor verecek yani. E şimdi 3 milyon euro vere zor verebilen bir takım. 11 Talişka'ya 3 4'te nasıl verecek? Yani öyle bir şey yok ki. O yüzden de Talişka'nın olma ihtimali Yok arkadaşlar. Tarişka olmayacak. Onu bir belirtelim. Muleka konusu yine çok fazla sorulan sorulardan bir tanesi. Muleka konusunda Beşiktaş'ın şöyle bir rahatlığı var. Çok fazla Arabistan'da, Çin'de, orada, burada çok fazla piyasası var Muleka'nın. O yüzden de Muleka çok büyük bir ihtimalle satılacak arkadaşlar. Bir satılma durumu var. Yusuf Yazıcı, İrfan Can, Ozan Tufan sorusu gelmiş. Goşa'dan. Ozan Tufan... Şenol Güneş'in hep beğendiği bir oyuncu. Doğru. Ozan Tufan'la ilgili transferin sonlarına doğru bir temas olabilir. Bakın bir kez daha söylüyorum. Ozan Tufan konusunda hoca isteyebilir orayı. Ee, Yusuf Yazıcı ile ilgili herhangi bir konu konuşulmuş değil arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Yusuf Yazıcı'ya bir teklif gitmiş değil. Çok fazla Yusuf Yazıcı sorusu var. Çok da Beşiktaş'ın sıcak mı çok emin değilim Yusuf Yazıcı'ya Beşiktaş. Onu da söyleyeyim. Yani Beşiktaş Ozan Tufan'a mı dağılacak, Yusuf Yazıcı'ya mı dağılacak diye sorsanız ben Sanki Ozan'a daha sıcaklarmış diye söyleyebilirim. O yüzden de ben e, Yusuf Yazıcı'nın daha zor olduğunu düşünüyorum. Yusuf da ne yazık ki 1,5-2 senedir futbolu bırakmış gibi oynuyor. Çok acı ama e, ha tutabilir mi? Tutabilir. Burak Yılmaz hamlesi var yedek kulübesinde. Burak Yusuf Fransa'da beraber oynadılar. Onu etki edebilir, onu toparlayabilir. O başka bir hikaye. Ama şu anki durum Yusuf biraz sanki zor gibi gözüküyor. En çok istenen bir oyuncu değilmiş gibi gözüküyor. İrfan gelince ben İrfan Can'ın Fenerbahçe'den ayrılacağını düşünmüyorum. 11 milyon euro bonservis verilmiş. Fenerbahçe'nin hocası değişecek. Büyük bir ihtimalle yerli olacak. İrfan Can Fenerbahçe kalır arkadaşlar. Beşiktaş'la ilgili herhangi bir durumun söz konusu değil. Muleka ile ilgili de bir kez daha döneyim cümleme. Muleka 3,5 milyon euroya Beşiktaş Muleka'yı büyük bir ihtimalle ya 3,5'a ya Kiralar belki bir buçuğa tekrar bonservisi Beşiktaş'a kadar potansiyeli olan bir oyuncu. Henüz 24 yaşında. Avrupa'da atmıştığı var. Birçok şey var. O yüzden de e, önemseniyor. Kasımpaşa'da iyi performans göstermişti. Şu haksızlığı da yapmamak lazım. Oyuncu çok net bir 9 numara. Beşiktaş hiç 9 oynamadı. Yani oraya Vegos geldi. Doğal olarak Vegos oynadı. Abubakar geldi. Doğal olarak Abubakar oynadı. Cenk varken Cenk oynadı. O yüzden de o da hiç 9 oynamadığı için kanatta denendi ısrarla. kanatta da yapamıyor oyuncu. Oyuncu... E, şey var, potansiyeli var ve Avrupa işte Arabistan Yarımadası onu önemsiyor. Beşiktaş, Beşiktaş çok emin 3,5-3,5 milyon euroya yani gelen gelen paraya Muleka'nın satılacağından çok emin Beşiktaş. Onu da e, belirteyim. Başka konuşmadığımız ne kaldı bu arada? Ha meşhur şu şeye de değinelim tabi kombine bilet fiyatları çok fazla. Burak Yılmaz kesin mi diyorlar? çok büyük bir ihtimal olacak. Yani yüzde yüz anlaşılmadı bu arada. Dün çok haber de girdi her taraf. Prensipte anlaşıldı. Şenol Güneş istiyor. Beşiktaş istiyor. Ceyhun Kazancı istiyor. Başkan tamam demiş vaziyette. Hemen hemen her şey oturmuş vaziyette. O yüzden de Burak Yılmaz olacak gibi e, gözüküyor. Yedek kulübesinde Şenol Güneş'in önemsediği bir isim Burak Yılmaz'da. E, bunun dışında... Burak Yılmaz'ın tabii yerli Burak Yılmaz şöyle bir durumu da var. İşte Beşiktaş Kongre üyesi olmasını bir kenara bıraktım. Tesiste sevilen bir oyuncu. Çünkü futbolculuk zamanında çok böyle primden maaşlar ödenmediği dönemlerde kendi parasını tesisteki insanlara dağıtan bir oyuncu. Takımdaki genç oyunculara biraz sahip çıkan bir oyuncu. Burak Yılmaz ekipçidir arkadaşlar. O yüzden de genelde tesisi herkes sever. Futbolcular da sever. O yüzden de Burak Yılmaz gelsin mi denildiğinde herkes gelsin diyor. E Şenol Güneş de istiyor. O yüzden de büyük bir ihtimalle olacak gibi gözüküyor. Zayısı soranlar var. Yorgius kalsaydı Zayısı şu anda Beşiktaş'a imza atmıştı arkadaşlar. Çok net size bilgiyi söyleyeyim. Bitmişti yani o neredeyse ama Jorgesus gitti. İşte İrfan Can gibi orada. Yani Jorgesus gittiği için orada herkes bir bekliyor şu anda kim gelecek. Çünkü Zays da ben oynamak istiyorum diyen bir oyuncu. Ee, o yüzden de Zays'ı Beşiktaş baya bir temas vardı. Ama sonuç itibariyle hala Fenerbahçe'li görüşmeye devam ediyor. Biraz orada e, Jorgesus'un gitmesiyle beraber Fenerbahçe'nin tekrardan kalma ihtimali yüksek. Kombine bilet fiyatlarına çok kısa değinelim. Pahalı tabii ki 2 kat 3 katlık bir rakam söz konusu. Ee, özellikle belli baş yerlerde bana gösterdiler 4 katı bile var deniyor. Özellikle biraz pahalı olduklar. Ben de pahalı bulduğumu söyleyebilirim. Tabii ki gider artışı çok yoğun. Euro artışını biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şimdi 2 sene önce 8'e 10'a alınan oyuncular şu anda 24-25'e alınacaklar ne yazık ki. O yüzden de Euro ile anlaşan anlaşılıyor bütün oyuncularla. Neticede e, ben bu şeyi anlıyorum. Zamma aslında anlayabiliyorum. Her şeye zam gelmiş vaziyette ama burası bir şirket değil. Kulüp. Yani taraftarı yok saymamak lazım. E, ne olursa olsun yapılan zam yani işte içtiğim bir şeyin 3 katı 4 katı olabilir ama bileti yapıldığı zaman orada bir taraftar var. Yani sonuç, sonuçta işte taraftar mı müşteri mi kısmı bu tartışma Beşiktaş taraftarı kızıyor. O yüzden de taraftar buna kızabilir çok normal ee, özellikle şey konusu bu konferans ligi ayrı kalacak konusunda ben Beşiktaş'ın biraz hatalı hamle yaptığını düşünüyorum çünkü şu, o bilgiyi de vereyim size niye Beşiktaş bunu yaptı yaklaşık 300 milyon liralık bir kar elde etme durumu var Beşiktaş'ın yani eğer konferansı dışarıda tutarsa o konferansın toplam satışlarından iyi bir yere giderse Beşiktaş 300 milyon TL'ye kadar bir gelir elde etme durumu var Beşiktaş'ın o yüzden de ekstra bir 300 milyon tabii ki Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın önemli bir para ve Beşiktaş'ta kasaya o parayı koymak için konferans ligini dışarı tutmuş. Birincisi şu. E, satış politikası anlamında ben olsam bir tane konferans dahil yapardım. En pahalıyı onu yap mesela. Yani illa ayıracaksan ya bir seçenek olması lazım. Mesela adam çok zengin, uğraşmak istemiyor maç biletiyle falan. Yani en azından birilerine o fırsatı sun. Atıyorum Konferanssız 10 ise konferanslı 15 bin yap. Yani bir, bir opsiyon olması lazım. Konferansı asla sokmuyorum demek tepki yaratır. Bence burada yanlış hamle yaptılar. İkincisi taraftar memnun ettiği bir gerçek var. Ya yani taraftarı memnun etmedikten sonra bu yaptığın hamlelerin hepsi yanlış. O yüzden de tepki olması normal. Forma lansmanı herkes soruyor 20'sinde yapılacak. Yani bu hafta içinde bir forma lansmanı yapılması bekleniyor. Orada bir işte Adidas bir formasını tanıtacak. Onunla ilgili bir ön sipariş kampanyası çıktı ortaya. Orada da çok ciddi tepki olduğunu gördüm. Hem fiyatlara tepki var rakamlar tabi orada da yükselmiş vaziyette. Hem dizayn belli değil niye para verelim mantığı var. Açık konuşmak gerekirse Mevzu şuradan. Mevzuyu şuradan okumak lazım arkadaşlar. Beşiktaş şampiyon olmak istiyor. Niye olmak istiyor? E taraftar için. Taraftar mutlu olsun diye. Beşiktaş kupa kazanmak istiyor. Beşiktaş transfer yapıyor. Burada total şey şu. Kulüplerin arkasında camialar var, taraftarlar var. Ve bu taraftar aslında bir şekilde yönlendirici bir kitle. Onları yok sayarak hareket ettiğin zaman çok işin mantığına uymuyor. Şimdi e, taraftarı memnun etmeden bu tip şeyler yapmak, çok da doğru değil. Şöyle söyleyeyim size. Beşiktaş 2 yıldır üst üste şampiyon olsa ve formayı bu şekilde çıkarsa ön sipariş... Herkes o helal olsun alırız kardeşim der. Şampiyonlar Ligi de var bu sene. İyi oyuncular da gelecek alırız der. Şampiyonuz alırız der. Veya şampiyon oldu şampiyonlar ligine gidecek. Şampiyonlar ligine ayrı satacağım dese tepki olur ama bu kadar fazla tepki olmaz. Yani başarı olduğu zaman taraftan mutlu olduğu zaman yaptığın şeyi beğenirseniz zaten... Sen şimdi burada iki sene şampiyon ol. Sonra de ki ön sipariş forma satıyorum. Formayı görmeden alın kardeşim de. Herkes alır ben size söyleyeyim. Kaç bin kişi alır yani. Başarı varsa ortada ama başarı yok. İki senedir başarısızlık var. Transferler tutmamış vaziyette. Genel bir mutsuzluk var. Bu mutsuzluğun üzerine bir de bu uygulamaları yaptığın zaman e, tabii ki tepki olacak. Burada bir ciddi bir problem var. O yüzden tarafları mutlu etmek lazım. Hadi şampiyon olamadın, tamam şampiyonluk gelmedi. E o zaman da e, yani çok büyük bir yıldızı atarsın ortaya. Ben bunu getiriyorum dersin. O zaman da herkes formu ön siparişi, o zaman yapar. Yani hem çilek almıyorum, hem büyük yıldız getirmiyorum. Dimari'yi getirmem, Müller'i getirmem. E, Müller olmaz, Dimari olmaz. Ceko bize pahalı, İşte atıyorum bu arada isimleri. E bunu Coutinho çok zor falan veya işte Galatasaray Icardi getiriyor ben de Firmino'yu getiriyorum de o zaman sun bakalım o formayı ne kadar satacak. O yüzden de taraftarı biraz mutlu etmek lazım. Transferi taraftarı mutlu edersen aslında yaptığın her şey de iyi gözükür. Onu da söylemek istiyorum. Yani Thomas Müller ismi bu arada doğru değil arkadaşlar. Çok soru geliyor. Thomas Müller öyle bir gündem bile yok. Nereden çıkıyor bu haberler bilmiyorum. bunun dışında kaldım başka sorumuz. Gazprom sorusu tabii ki. Jakam eh. Rakam 20.5 milyon euro. Bunu açıkladı zaten. Duyduk. Uzun süredir konuşuluyor. Yıllık 20.5 milyon euro. Bu arada bunu da söyleyeyim. 3 yıl artı 2 opsiyon var. Ama insanlar şey diye düşünüyor. Hani 3 artı 2 ha o zaman işte 5 yıl 100 milyon öyle bir şey değil. Yıl yılı verilecek bir şey. Yani 100 milyonu elden Kimse kimseye durup dururken 100 milyon vermiyor. Kafe Ostro geldi. Kafe e, Ostro çok selamlar. E, Aykut Demirat sanırım. E, şimdi burada büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta içinde Gazprom'dan cevap gelecek. Net cevap verecek. Gelecek. Bize söylenen şey, bizim duyduğumuz şey Gazprom'un tamam dediği. E, yani sıcak baktı, olacak dedi ama işte normal şartlarda bugün yarın bu anlaşma olacaktı ancak hala cevap gelmedi. O yüzden de süreç biraz uzayabilir. Yani önümüzdeki hafta yine bir bekleme süreci olacak gibi gözüküyor ama bize gelen bilgi iş iptal falan değil veya olmayacak gibi değil. Beşiktaş'a en yüksek teklifi veren şirket. Orası Beşiktaş Büyük bir ihtimalle stadın ismini, formanın ismini bu 20 milyon euroya, yıllık 20 milyon euroya oraya satacak gibi gözüküyor. Ancak bu süreçte uzayabilir. Yani şu anda bakıyorum tarihe bugün 17'si biraz daha biraz daha şimdi arada mesajlar da geliyor bana burada. Bizim Mustafa da mesaj atıyor ama mesajlar hızlı geçtiği için tam göremedim. O da biliyorsunuz Beşiktaş'a bakıyor yeni Tuna, Tuna da e, Tuna ile beraber bakıyordu. Artık Mustafa tek bakıyor. O da şimdi bana bilgi mesajı atarsa yok ana, sizlerle paylaşabilirim veya veya bana mail olarak alsın. Ama benim bildiğim önümüzdeki yani biraz süreç uzayacak gibi ama orada bir sorun olmadığını Gazprom'da en azından kulüpten gelen bilgi Gazprom'da herhangi bir sorun olmadığı yönünde e, başka sorular var. Ha Barcelona konusu konuştum Ceyhun Bey ile Barcelona orada bir Futbol direktörleri toplantısı gibi bir şey var arkadaşlar orada. Yani şu Avrupa'nın tanınmış futbol direktörleri ki bunlar zaten hep telefon trafiği halinde orada bir araya geliyorlar. Barcelona'da bir konuşma içerden tezisten biri fotoğraf çekiyor, o fotoğraf dışarı sızıyor, muhabbet öyle başlıyor. Yani Barcelona'dan alınan bir oyuncu, herhangi bir oyuncu pazarlığı, herhangi bir oyuncu ile ilgili herhangi bir durum olmadığını. Sizlere söyleyeyim. Barcelona ile ilgili Beşiktaş'ın herhangi bir girişim yok. Oradan bir oyuncu çıkarmak zaten çok kolay değil. O yüzden de Barcelona işi olmayacak diye sizlere söyleyebilirim. Yavaş yavaş yayını sonlandırayım. Silmiyorum. Gezal tabii kalacak arkadaşlar. Yayını tabii ki her zaman olduğu gibi silmiyorum. En baştan başlayıp izleyebilirsiniz. Bütün şu anda gelen soruların %99'una cevap verdiğim için sizleri sıkmamak adına artık tekrardan aynı şeylere cevaplamıyorum. Ara ara yine bu tarz canlı yayınlar yapacağım. Bu arada mail gelmiş arkadaşlar. Bir Gazprom ile ilgili bir mail varsa bana gelen bir ona da bir bakayım bir Gazprom mailine de. Size son bir Gazprom bilgisi verip ondan sonra size veda edeyim. Onunla ilgili güncel bilgi varsa eğer. Bu arada... Mail dedik ama mailde e, gelmiş değil. Bakıyorum oraya. Bu arada kara duvarı soruyorsunuz. Kara duvar konusu Beşiktaş, Beşiktaş, Galatasaray ve Göztepe'nin galiba 3 tane kulübün istediği e, bir konu. E, 15'inde Gazprom'la ilgili son bilgiyi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi bilgi geldi. 15'inde normal şartlarda Beşiktaş'a cevap gelecekti 15 Haziran'da. Onların bir özel tatili olduğu için cevap gelmemiş. O bekleniyor. Büyük bir ihtimalle pazartesi, salı, çarşamba bu 3 gün içerisinde Gazprom'dan Beşiktaş'a cevap gelecek. Ve Beşiktaş da konuyla ilgili büyük bir ihtimalle bir bildirim yapacak. Gazprom'la ilgili de bu bilgiyi sizlerle paylaşayım. Mustafa Korkusuz'a da teşekkür edeyim. Ee, yayını izlediğiniz için teşekkür ederim. Twitter'dan da paylaşırsanız sevinirim. Haftada bir bu tarz canlı yayınlar yapıp sizlerin sorularına cevap vermeye Çalışacağım, e, yine katkı sağlayan, yorum yapan, e, teşekkür mesajı atan, işte emojiler falan atan herkese e, teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler. Kara Duvar'la ilgili, pardon yarım kalmış haklısınız. Hamburga selamlar. Kara Duvar'la ilgili de 3 e, tane takım Galatasaray, Göztepe, e, Beşiktaş başvurdu. Ancak federasyon hala bir onay vermedi. Yoksa Beşiktaş hazır, deprem raporu, her şey alınmış vaziyette. E, TFF onay verirse Beşiktaş oradaki koltukları... Sökülüp takılan hale getirecek. O yüzden de orada bir kara duvar oluşma fikri hala devam ediyor. Ama burada federasyonun cevap vermesi lazım. Federasyon bu konuda hala cevap vermedi. TFF Başkanı ile ilgili zaten yorumlarımızı tweetlerimizi atmaya devam ediyoruz. Bir günde 10 ile ilgili yani Beşiktaş Mehmet Büyük Ekşi arasındaki gerginlikle ilgili ayrı bir yayın yaparız. 52 dakika oldu. Yoruldum. O yüzden de yayını sonlandırıyorum. İzleyen herkese çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Yayını Twitter'da paylaşırsanız daha çok kişi izlerse hepinize bir kez daha bir fazla teşekkür ederim. Atiba belgeseli bu arada hazırlıyorum. Kısa böyle bir 15-20 dakikalık bir şey olacak galiba. Bunun dışında bir de e, yine az önce bahsettiğim oyuncuların analizlerini yapmaya devam edeceğim. Kanala abone olursanız, bildirimleri açarsanız sevinirim. Hoşçakalın, iyi geceler.